Evet. 8 Kasım 2021. Aracımızın son hali bu şekilde. İlk girişteki izolasyon tamamlandı. Yine havalandırmalar zaten duruyor. Yerler, izolasyonları henüz herhangi bir işlem yapılmadı. Ranzalar zaten önceden yapılmıştı. Tavan izolasyonları da önceden yapılmıştı. Şöyle tamam göstereyim. Giriş kısmı. Tuvalet kısmı. Yeni kaplanan yerlerin izolasyonları da tamamlandı. Arka tarafın izolasyonu tamamlandı. Şimdi elektrik kabloların bu şekilde yerleri belli oldu. Şu anki durumumuz bu şekilde. Aracın durumu. Yan izolasyon yerleri bu şekilde tamamlandı. Yerler henüz daha tabii ki başlamadı. Elektrik sisteminde baktığımızda şimdi bunlar aracın eski elektrik hatları aslında. Kablolar tabii etiketlemesi mevcut değil. Tüm kablolar şu şekilde girişte toplandı. Şu şekilde. Şeye baktığımızda gördüğünüz gibi 220 voltlar bu şekilde ama tabii ki hangisinin hangisi olduğu girişte biraz zor olacak. Şimdi su sisteminde atık su sistemi tabanla birleşik şekilde yine aynı şekilde sıcak soğuk hattı diyebiliriz aslında. Onlar da tabandan yükseltme şeklinde yer almakta. Şu kısımlarda biraz var. Yani şu anda elektrik sistemi tabii ki yan kaplamalar şöyle biraz daha yapayım. Yan kaplamalar bittikten sonra tabii ki takılacak. Tabii hangisi tel hangisinde olduğunu şu an için bilmiyoruz. 8 Kasım itibariyle şu anda aracımızın son durumu bu şekilde. Bundan sonraki aşama duvarların artık kavak kontrolüyle kaplanması. Kavak kontrolüyle kaplanma işi var. Taban tabii ki izolasyonlar yapıldıktan sonra önce profiller, tahta profiller konacak. Daha sonra aralarına izolasyon yapıldıktan sonra tabii yükseltme olacak biraz da. O işlemler yapılacak. Şu anki dediğim gibi aracımız bu halde bulunmakta. Başka dış kısmına bakarsak. Şunlar elektrik tellerimiz. Elektrik kablolarımız daha doğrusu. Şöyle bir kez daha içeriden bakalım. Mevcut durumumuz bu şekildeydi. Aracın dışında baktığımızda havalandırmalar tamamlandı. Zaten önceden profillerini yapmıştık. Dış kablolar şu anda tabi açıkta. Baktığımızda ön şeyimiz bu halde. Zaten devamında akülerimiz var. Akü kısmına baktığımızda tabi yerlerine monte edilmiş. Ama tabi ki dışarıda da henüz bağlantılarımız yok. Arkadan da şöyle içine yine bakabiliriz. Tuvaletin arkasından sıcak soğuk giriş çıkış kısmı burada. Kaset kısmı. Kasetli tuvalet olduğu için şuradan dışarı açılmakta. Şöyle de bakabiliyoruz aslında. Genel görünümüne. Aracın. Alttan kullandığımız köpük bunlar aslında. İzolasyonda. Şimdi iki tane 100'er litrelik atık su depomuz var.
Onların bağlantısı şu şekilde sağlanmıştı. Devamında şurada hidrofor ve genleşme tankının bulunduğu bir kabin var. İzolasyon öne doğru. Zaten bir önceki çekimde de göstermiştim. Aracın diğer tarafına baktığımızda şurada zaten ileride tuvaletin kapağı görünüyor. Peki başka şeyler var. Tabii ki malzemelerimiz var. Şurada bizim malzemelerimiz duruyor. Şimdi yukarıda şey var. Güneş enerjisi. Tabii güneş enerjisi için merdiven lazım. Merdivensiz bakamıyoruz. Aracımız şu anda bu halde. Şöyle daha net içeriden şöyle göstersek. Aracımız önden de bu şekilde görülmekte. Orijinal koltuklarımızı kullanacağız. Orijinal koltuklarımız güneş de parlıyor ama şu şekilde bulunmakta. Daha tabii ki yerleşecek malzemelerimiz var. Daha izolasyon malzemelerimiz var. Şunlar zaten daha sonra monte edilecek. Burada kavak kontrolör artık aracın dış kaplaması yapılmaya başlanacak. Taban içinde şu şekilde izolasyon malzemelerimiz var. Onlar artık kullanılmaya başlanacak. Bunlar keçe şeklinde zaten. Bu tabanda bu izolasyon malzemesi kullanılacak. Aracımız dediğimiz gibi şu anda bu şekilde. Son durumumuz bu şekilde görünüyor. Daha sonraki gelişmeleri tekrar sizlerle paylaşacağım. Şimdilik bu kadar. 8 Kasım itibariyle şu anki aracımızın mevcut durumu bu şekilde.